Başkent Postası Televizyon sayın seyircileri yine beraberiz. Nerede? Ortak dilde. Neydi ortak dil? Sanat. Dünyanın ortak dili. Yani, belki binlerce dil var. Hiçbirisini bilmeden sanatla, karikatürle, resimle, şiirle insanlarla anlaşabilirsiniz. Biliyorsunuz programımız uzun zamanda devam ediyor. Hemen hemen haftanın her gününde program yapıyoruz. Bir iki gün hariç. Ve Türkiye'den ve dünyadan ünlü alanında sanatçıları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de yine ülkemizden Zonguldak'tan hem karikatürist hem ressam aynı zamanda yazar. Yani daha neler var bilmiyorum. Kendisini dinleyeceğiz. Mete Arif Tokmak, hoş geldiniz. Mete Bey, nasılsınız? Hoş buldum. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Sizi gördük, daha iyi olduk. Ben sizi işte ortak dil sayesinde tanıştık. Hatta bir sergide de karşılaştık. Evet. Sanırım Bu Burhan işte sanatın bu güzelliği var. Atıcı. Sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Seyircilerimiz bir tanısınlar. Ondan sonra Evet. diğer sorulara geçeriz. Zonguldak'ta yaşıyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Resim öğretmeniyim aslında. Gazetecilik yaptım. Üniversitede karikatür kulübü eğitmenliği yaptım. Dergi çıkarttım. Roman çıkarttım. Yani pek çok şey var aslında. Uzun bir süredir bu şekilde devam ediyor ve hayatımı bunun üzerine kurdum. Bunun üzerinden de hayata bakmaya çalışıyorum. Öğrencilerim oluyor. Öğrencilerimden ben öğreniyorum. Benden onlar öğrendiklerini söylüyor. Bu beni mutlu ediyor. Genel olarak kendimi bu şekilde ifade edebilirim yani. Yani şöyle diyelim, hangi şey yok sizde, yapmadığınız iş hangisi, onu söyleyeyim diye mi çok. Evet, kısa film çektim, ne bileyim, bazı senaryolara katkıda bulunmaya Evet. çalıştım falan. Başka şeyler de var. Evet. Tiyatro, yani var Evet. yani. Evet. Epeyce bir şey var. Tabii hani şöyle de bir şey geliyor akla insanın. Bu kadar şey yapan kişi herhangi bir alanda başarılı olabilir mi? Ya da tek bir alanda mı insan çalışmalıdır? Gibi bir soru ortaya geliyor ama ben hepsini aynı özde devam ettirdiğime inandığım için şu an hala aynı coşkuyla sanat yoluna, yolculuğuna devam edebiliyorum diye düşünüyorum. Evet. Şimdi karikatür veya resim veya diğer bu alanlarda sizi destekleyen oldu mu? Nasıl fark ettiniz? Nasıl başladınız? Tabii, beni en çok destekleyen babam oldu. Evet. Rahmetli sanırım kendisinde de bir çizim yeteneği vardı ama uğraşmıyordu faal olarak. Sonra abim de bir gene çizim yeteneği vardı. Ben biraz onu taklit ederek başladım. Özellikle Texas Tomix'ler geliyordu eve ve Gırgır dergisi sürekli. Onlara baka baka Oğuz Aral'ın da büyük Türk karikatürist ve çizgi romancı. Onun da biraz katkısıyla severek bu yolculuğuma başladım diyebilirim. Karikatürcülük hayatına başladım. Şimdi asıl ağırlık nerede? Karikatürde mi, resimde mi, yazarlıkta mı? Filmde mi? Yani gerçeği söylemek gerekirse dönem dönem değişiyor. Mesela şu sıralar karikatür çiziyorum ama ayda 3-4 tane filan. Biraz geriye kaldı gibi. Resim daha ön planda. Resim şu an bana para kazandıran bir şey olduğu için önde olmak zorunda. Ama benim için de zaten bir ressam yaşamaktaydı. Hem iş dolayısıyla o ressamı ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartmaya çalışıyorum diyelim. Çünkü resim olayı da apayrı bir evren. Biraz onun peşinden gidiyorum. Koşmak istediğim bir başka alan da aslında çizgi roman. Ben kendime başkalarına tarif ederken aslında çizgi romancıyım diye tarif ediyorum. Çünkü aslında en çok herhalde kendimi
yapmak istediğim, görmek istediğim alan çizgi romandı benim. Fakat çizgi roman çok zor, çok zaman istiyor. Ve hani ülkemizde bu sönümlendi uzun bir süre. Şimdi biraz daha hareketlenmeye başladıysa da çok uzun bir süre durdu. Yine bir şeyler yaptım çizgi roman adına. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama o da yanımda, yanı başımda duruyor. Şimdi o konuda çok haklısın. Mesela bizim çocukluğumuzda Karaoğlan vardı. Evet, Suat Yalın. Çizgi roman. Kaan vardı. Evet. Bayağı o, büyüktü onların şeyi de, boyutları da. Bu Evet, arada evet. tabii Texas Tom Mix de bize tabiri caizse kültür Evet. emperyalizmi olarak bizim nesle kakaladılar. Tabiri caizse. Belki amiyane Evet. bir tabir oldu ama keşke bunları bizim işte bir Suat Yalaz tekrar bir değil mi? Onun gibi bir Karaoğlan, bir Keloğlan, bir Nasrettin Hoca, kültürümüz geniş. Böyle bir çizgi romana gidilse, gençlerimiz kendi kültürüyle yetişse daha iyi olmaz mı? O bakımdan sizin yaptığınız bu çalışmayı takdirle karşılamak lazım. Ama tabii siz kendiniz şahsi çalışmalarla ne kadar yapabilirsiniz? Bunun aslında bir destek olması lazım, ekip işi olması lazım Şimdi gibi. bu bahsettiğimiz alanlar basılı yayın. Bir yerde basılması ve ardından da dağıtılması gerekiyor. Evet. Basan olmadıkça yapmanın çok bir şeyi yok, esprisi yok. Ben çizgi roman sergisi açmak zorunda kaldım. Yani çizgi romanı basamadığım için çizgi roman sergisi açmak zorunda kaldım. Tabii çizgi roman sergisi aslında absürt. Karikatür sergisi de bana kalırsa absürt. Çünkü bunların her ikisinin de basılması ve dağıtılması gerekiyor. Hem basında hem dağıtımda sorunlar olunca ülkemizde yaygınlaşamamasının en büyük nedenlerinden biri bence bu. Yoksa ben çalıştığım gençler ve çocuklar tarafından da biliyorum çizgi romana ve karikatüre oldukça ilgi var. Evet, ben de şey yapıyorum yani biliyorsun canlı yayın yapıyoruz özellikle ortaokul lise seviyesinde gençler 7 yıldır falan yapıyoruz biz bu işi. Çocuklarda bir var şey var merak var ilgi var hatta bizim programımızı sadece çocuklar değil yani karikatüre meyilli çizgi romana meyilli resme meyilli çocuklar değil anneleri babaları da izliyor çünkü yani sizler gibi yerli ve yabancı konuklarla da karşılaştırıyoruz onları bir araya getiriyoruz sorularını soruyorlar. Onların çizdiklerini görüyorlar. Hatta canlı performans da yaptırıyoruz. Şimdi şununla gelelim. Az evvel bir şey dikkatimi çekti. Yani resim biraz daha ağırlıklı dedi. Çünkü onda şey var. Bir kazanç var. Haklı olarak. Yani biz Evet. sergilere gidiyoruz. Resim sergileri hem daha çok kalabalık oluyor Evet. izleyicisi. Hem de bakıyorsunuz satıldı, satıldı, satıldı. Veyahut da altında fiyat ve İşin gidiyor da ortasında yani. yok. O hiç Efendim? sevmediğim bir şey. Hani resmin altına kırmızı nokta konması ya da fiyatının yazılması hiç hoş bir şey değil. Evet. Resim satılırsa hani ressamla satın almak isteyen arasında hani bu özel bir ilişkidir, ahlaki, etik bir ilişkidir. Yani onu göstere göstere yapmak hoş bir şey değil. Doğru. Ama şunu demek istiyorum yani böyle en azından böyle bir karikatür gibi karikatür sergisi hakikaten ülkemizde pek fazla kalabalık olur. Kimler geliyor? Sen geliyorsun, ben geliyorum. Yani karikatür camiası geliyor. Karikatür camiası. Arkadaşlarımız geliyor. Evet. Ve onda da bir şey de yok. Kazanç da yok. Kazanç olmadığı gibi bir de masraf yapıyoruz. Yani Cebimizden öyle değil mi? Kağıdı kalemi. sanatın her alanında masraf kaçınılmaz bir şey. Evet. Bu çok aslında yarama basıyorsunuz, bilerek basıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ben de söyleyeyim. Yok yok. Bilerek değil. Hepimizin yarası. Evet, yani şimdi aslında çok başarılı insanlar var. Yaşı 7'den 77'ye. Evet. Ben 65'inde, 70'inde gencecik insanlarla da çalışıyorum. Kursuma gelenler var. Ve çok büyük yetenekler aslında. Ama döneminde para kazanmak için başka işler yapmak zorunda kaldıklarından bu yeteneklerini işte emeklilik sonrasına ertelemişler. Benim gibi. Tabii komutanım. Askerde biraz Yani zor. öyle yani şöyle hani bizim meslekte
Özellikle bizim meslekte yoğun oluyor işte. Dağ bayır dolaşıyorsunuz. Kendinize gelemiyorsunuz. Emek. Tabii diğer meslekler de, her mesleğin bir 19 zorluğu var. 19 ay askerlik yaptım. Ben 3'e 2'ydim. Bizden öncekiler 15 ay yaptı, gitti. Dediler ki bize açıklık doğdu. Bir ayda uzatıyoruz bizden. Hani biz de 15 ay yapıp gideceğimizi zannederken 19 ay yaptık Şimdi öyle askerliğimizi. oluyor pandemiden dolayı. Ha, evet. Ben askerde zamanımı çizerek geçirdim. Çoğu zaman komutanlarımın çoğunun da ilgisi vardı resme. Hoş. Evet, Azının da evet. yoktu ama çoğunun da var diyeyim. Askerlerden çok ressam çıkar. Karikatür pek çıkmıyor ama ressam Evet. bayağı çıkıyor. Evet. Böyle güzel anılarım var askerde. Hatta doldurduğum albümler var. Çizim. Hatta ben pilot kalemi askerde Evet. keşfettim. Pilot kalemi çok güzel kullanıyordum. Şimdi artık çok kullanmıyorum ama onun sayesinde birkaç çizgi roman da yaptım. Güzel. Evet. Çizgi romanın şeyi belli bir şey var mı? Karakteri falan, adı madı, konusu var mı yaptığınız çizgi romanların? Bir ara Yoksa metodik hapishane diye başlamıştım. Sonra başka karakterler girdi ama genellikle bir karakter üzerine gitmiyorum. Film gibi çizmeye çalışıyorum. Yani bir anlatısı var, bir hikayesi var. Film gibi yapmaya çalışıyorum. Hani başlıyor ve bitmesi lazım. anladım. Böyle Şimdi artık 40 sayfa mı evet. sürer, 45 sayfa mı sürer? Ama nasıl bir şey ya? O sabır istemiyor mu? Yani her O kareyi teker teker çizmek. çok Yani biz çok bir karikatür çiz, onda bile yani bana ikinci çiz deseniz biraz zor. Belki sabır, sizde de öyle. kesinlikle sabır işi. Bir de ben ayrıntıcıyım. Yani gözlerimi çok yorarım. Evet. Hani Oğuz Aral tarama yapmayın derlerdi. Bir de üstelik taramacılık Evet, var. evet. Çok zor. Ama benim hoşlandığım ekol, yani çizim tarzı Fransızların tarzı. Onlar albüm çizimleri yapıyorlar. Ve tek bir şey senaryo üzerine kurulu, yani film gibi Evet. artık 180 sayfada falan bütün hikayeyi anlatıyorlar. Benim hoşuma giden biraz da o dil olduğu için biraz sabırlı olmam lazım zaten. Bitirmek de zaten zor oluyor. Evet. Bitirdiğim Mesela zaman dünyalar benim oluyor. tabii. Bir konu başlıyor, bitiyor değil mi? Yani devam ediyor mu çizdiğinizde bir şeyde? Devam gelecek sayıda yok bende. Ha. O zaman mesela kaç sayfa sürüyor mesela en son yaptığınız veyahut da yaptığınız çalışma genelde? Ben Fransızlar kadar da sabırlı değilim. 40-45 sayfada falan bitirmeye çalışıyorum. 45 sayfa. Bir sayfada kaç kare oluyor aşağı yukarı? 5-6. 5-6 tane kare oluyor. Bir de ayrıntılı kareler. Kaç günde bitiyor? Ya yıl kaç yılda bitiyor? Kaç yılda bitiyor? Ya, değil Çünkü mi? Bayağı bir zaman. bir çizgi roman sanat eserinde de öyle bir imgeyle başlıyor. İmgesi başından başlamıyor. Ortasından başlıyor. Genellikle o ortasının başını, sonra da başının sonunu bulana kadar yıllar geçiyor arada. Kafam karıştı. Ortanın başı, başın Karışık sonu, mesele sonun başı. zaten. Karışık bir mesele. Yani ben Yani şey olamadım, bir türlü rafine çizer olamadım. Nasıl oluyor Hani şimdi? Konuyu mesela şimdi ben bir hasbelkader bir dizi filmde işte bir komedi filmiydi. Başrolde profesör rolünde dediler ki oynar mısın? Dedik yapmadığınız bir o vardı onu da oynayalım dedik. o Ya güzel. şimdi biliyorsun sen de bu işin içindesin. Evet. Bölümler var. İşte birinci bölüm. Birinci bölüm işte de 15 tane bölüm var. Tamam Evet. mı? Gidiyorsun birinci bölüm. Diyor da başlıyor 1 2 3 kesiyoruz diyor. Şimdi diyor birinci bölüm işte 20 21 22. Buradan kesiyoruz diyor. Tekrar başa. İnanır mısın? Benim kafa durdu böyle. Of Evet. dedim ki ya bu biz izliyoruz. Bir saatte izliyoruz bir filmi. Ama o belki de bir yılda çekiliyor. Allah kolaylık versin, sabır versin. Tabii Niye tabii. anlattım?
Şimdi hani siz dediniz ya, ortadan başlıyorum, sonra başa geçiyorum, sonra sona geçiyorum. Nasıl oluyor bu ya? Yani önce konuyu, mesela çizgi romanda önce konuyu bir yazıyor musunuz? Kafada bir oluşuyor mu? Ondan sonra ortadan nasıl başlıyorsunuz? Ya bir şeyin Öğrenmek için ben de tam, ben çünkü karikatür ve resim tamam da çizgi roman, bunlar bu konuda pek fazla bilgim yok gerçeği. Seyircilerimizden öğrenmiş olsunlar. bu böyle yapılır demek istemiyorum aslında. Bu böyle Evet. yapılmaz hatta benim. Mutlaka, mutlaka sizin Ama tarzınızı öğrenelim. benim tarzımda imge önemli. Yani bir şeyden esinlenmem gerekiyor. O şeyin peşine düşmem gerekiyor. Bazen sokakta yürürken görüntüyü kaybediyorum, kafamdaki hayalle dolaşıyorum. Öyle dolaşmam, öyle yaşamam lazım. Senaryoyu sık sık değiştiriyorum, mantıklı bir hale getirebilmek için. Evet, gerçekten de aylar geçmesi gerekiyor bazen. Çünkü yolunu bulamıyorum. Bazen tıkanıyor senaryo. Çünkü senaryoyu da yazıyorsunuz. Sadece çizim işi değil. Çizerken mi yazıyorsun senaryoyu, yoksa önce bir senaryo, hani eskiz gibi bir senaryo yazıp ondan sonra çizmeye başlıyorsun? Yolda, yani İkincisi gibi değil. kervan yolda mı düzülüyor? Nasıl oluyor? Evet, bu kervan yolda düzülüyor kesinlikle. Sürekli bir şey var. Doğruyu bulma kaygısı. Evet. Filmlerde de öyle. Ben mesela Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı kamera arkasını filan Evet. izledim. O da böyle. Yani bazı şeyler senaryoyu yazsanız bile çekimleri yaparken değişiyor. Değişiyor, evet. Yani uymuyor birbirine. Senaryodaki filme geçtiğiniz zaman ya da kurguya geçtiğiniz zaman uymuyor. O Öyle. zaman değiştiriyorsun. O zaman yaratıcı başka Tabii. şeyler işin içerisine giriyor. Tabii. Çizgi romanda da böyle. Çizgi roman tek kişilik sinema zaten. Güzel. Tanım güzel. Evet. Güzel. Peki karikatür konusunda, resim konusunda, çizgi roman konusunda eğitim aldınız mı? Şimdi demin de andığım gibi Oğuz Aral'ın katkısı yadsınmaz. Şimdi hani bizden öncekilere hakkını verelim. Evet. Onun dışında Semih Balcıoğlu da aynı şekilde. Onun Çünkü ikisinde de evet, Başkent çok güzel. Dergisi'nde onun da karikatür okulu vardı. Ona da karikatürler yollardım, eleştiriler falan gelirdi. Çok mutlu olurdum tabii çıktığı, basıldığı zaman yayında. Ama onun dışında resim öğretmenlerimin özellikle motive etmesi beni kendi kendime çalışmaya ve ilerletmeye sevk etti. Biraz kendi kendinizi öğreniyorsunuz çünkü bunun aslında karikatür ve çizgi romanın okulu olmadığını Tabii o öğreniyorsunuz. şey doğru, o konuda haklısın. Yani şimdi hani mesela biz de ders veriyoruz da bazen bu bir tartışmalı. Yani karikatür öğrenilebilir mi? Resim öğrenilebilir mi? Bir Allah vergisi olacak yani, değil mi? Doğuştan bir vergi olacak. Ama şu tabii, mesela bizim mesela ben kendi adıma konuşayım. Bizim verdiğimiz derslerde biz mesela şey değil, hani her ne kadar karikatür dersi de olsa veya resim dersi de olsa, ki resim de vermeye başladım ben çünkü biliyorsun karikatür çizer, resim de çizer. Öyle bir Kesinlikle. şey var yani, kural var. Ama her Evet. resim çizen karikatür çizer diye bir kayıt yok. O artık kendi şeyine kalmış, tercihine kalmış. Ya şimdi tabii bizim yaptığımız derslerde eğer karikatüre meraklı birisi varsa tecrübemizi, çünkü bazı şeyler var ister istemez. Yani daha kestirmeden, daha böyle kolay bazı çizim metotları geliştiriyorsunuz. Zaten Evet, çizer kendisi de doğrudur. geliştiriyor, kendi şeyini buluyor. Ama karikatür okuma da bir sanattır. Şimdi bir şey çizersiniz, yanlış okur. Zaten o çok önemli. O çok önemli. Önce okumayı öğretmek lazım. Ha, yaşa. Önce görmeyi göstermek lazım. Şimdi Görebildiğiniz zaman başlıyor. evet, şimdi benim başıma da geldi. Mesela ben bir ilk bu işe girdiğim zaman bir tane karikatür gördüm. Çok ağrıma gitti yani. Bizim yani Türkiye'yi suçlayan falan böyle bir şey gibi algıladım. Hatırlayamıyorum nasıl bir karikatürdü. Dayanamadım, bizim ya Melek Gökçen ya Saadet Demir Yalçın, Evet. onlar birisi de işte o zamanların ilk başlarda böyle irtibat kuruyorduk. Hala da irtibatımız var.
bulunduğum bilgi senin anladığın gibi değil, şu şekilde. Yani biz bile, ben çok ters anlamışım mesela. Yani biz bile bazen karikatür için olmamızı bile yanlış iş yapabiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Bunu Evet. her hiç karikatürle alakası olmayan birisi düşün, tamamen yanlış yorumlayabilir. Yani hani var ya, hukukçular bile değil mi anlaşamıyorlar. Bir Çok. şeye gidiyorsun, yok böyle en son diyor ki kanun koyucu ne demek istedi? Yani karikatürü çizen ne demek istedi? Oraya gidiyor iş. Dolayısıyla Evet. bunun okulu olmasa da en azından karikatür sevdirme açısından, resmi sevdirme açısından veya ne bileyim varsa bir yeteneği onu geliştirme açısından faydası oluyor. Bir de onun dışında eğlence oluyor işte. Şey yapıyorsun işte, böyle konuklar olduğu zaman güzel oluyor. Yeni şeyler öğreniyor. Dediğin gibi doğru. Bu işin mektebi asli kıtadır. Yani şey yok. Evet. Şimdi Nedir ömür o? boyu öğrenme Öğrenme diye bir diye bir şey. şey Ama var. şu olur. Ne bileyim, bir Maradona olmaz da mahalle takımında oynayan bir futbolcu olur gibi. Evet. Evet. Peki Ben şöyle diyelim, siz de bir şimdi soracağım sorunun cevabını aslında vermiş sayılırsınız ama yine de bir sorayım ben. Hani ders aldınız mı dedim ama böyle şey yaptınız, yani örnek aldığınız, beğendiğiniz Türkiye'den ve yurt dışından hem karikatürist hem ressam kimler var böyle aklına gelen? Karikatürcülerden de çok var. Aslında ressamlardan da çok var. İster istemez etkileniyorsunuz. Zaten bu iş kopyalamakla değil, yani sanat tarafı Tabii. kopyalamakla değil, etkilenmekle başlıyor. Aslında şu an çok böyle direkt aklıma gelmiyor ama isim vermeyeyim. Vermeyeyim çünkü gerçekten ona haksızlık olacak, buna haksızlık olacak diye düşünüyorum. Çok var. Doğru. Haklısın. Doğru. Hani Sergio Aragones diyeyim, ortaya Doğru. bir isim atayım kalsın. Sergio Aragones. Peki. Şimdi Bir de Van ha. Gogh'u analım. Tamam. Mesela ben de şeyi, Bedri Koraman'ın çizgileri benim. Tabii şu bir gerçek. Bütün karikatüristlerin, ressamların parmak izi gibi biliyorsunuz. Baktığın zaman onu görüyorsunuz orada. Mesela bakıyorsunuz, bu Turan Selçuk'un çizgisi diyorsunuz. Bu Bedri Koraman'ın diyorsunuz. Bu Semih Bağcıoğlu'nun diyorsunuz. Veyahut da yabancı bir karikatüristin bu falanca. Yani kendisini şey yapıyor. Parmak izi gibi, altında ismi imzası yazmasa da anlıyoruz. Resimde de Evet. var değil mi aynı şey mesela? Bir tabloya baktığınız zaman kimin Ya tablosu olduğunu az çok şey yapabiliyorsunuz. Çünkü mesela ben Bedri kesinlikle Koraman'ın öyle çizgisini... de olması gerekiyor. Öyle olması Evet. gerekiyor. Şimdi son dönemlerde şu gelişti. Fotoğraftan bakarak aynısını yapma. Mesela kendi kişilik özelliklerini geliştirmiyor da yapan kişi ama birebir fotoğrafı taklit ediyor. Bu bana çok saçma geliyor. Foto gerçekçilik ya da birebir benzetme olayı yaygınlaştı. Bu çok da rağbet görüyor. Özellikle Instagram'da ya da Pinterest'te falan bu tarzın örneklerini çok görüyorum. Ama benim hoşuma giden kendi karakteri olan çizgiler. Birinin çizgisine baktığınızda onun psikolojisine, onun hislerine, duygularına girebiliyorsanız sanat o. Giremiyorsanız, birebir bir şeyler görüyorsanız, çok büyük bir benzetme, tıpatıp aynısını görmeye başlıyorsanız, orada hani Platon'un dediği şey devreye giriyor. Yani bir kopyacılık, doğayı taklit etme gibi bir şey giriyor. Oysa sanatçı dediğimiz kişi kendinden yorumlar katmalı ki, hani sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyor Sokrates. Bizim de hayatımızın yaşanmışlığı bir parça hayatın akışına karışsın. Doğru. O yüzden hani bir imzamız olması gerekiyor çizgide. Kendi karakterimiz olması gerekiyor. Sert veya yumuşak, iyi veya kötü bir şeyler olması gerekiyor. Peki karikatür çizerken ne hissediyorsun? Resim çizerken ne hissediyorsun? Arada bir fark ve benzerlik var mı? Zor bir soru. İkisini de çok sevdiğim için genellikle zaten bu işe başlarken, karikatür çizmeye başlarken ya da resim yapmaya başlamadan önce bir sancı yaşıyorum. Sıkıntı yaşıyorum.
Odaklanma sorunu var herhalde bende. Artık psikolojik olarak karşılığı neyse bilmiyorum. Fakat başladıktan sonra bu bir keyifli hal almaya başlıyor ve zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Yani günlerce de oturup çalışabilirim aslında beni kimse hani dürtmese. Zaman çok güzel geçiyor, akıyor. Ama bir taraftan da kendi kendimi geriyorum çünkü bunu yetiştirmem, karikatürde özellikle bu var. Karikatürün güncelliği çabuk bozulduğu için, Evet. gündemi hemen değiştiği için yetiştirmek zorundasınız. O yüzden çizgi tadını bulsanız bile onu bir an önce bitirmek zorunda olduğunuzdan tam olarak üstüne gidemeyebiliyorsunuz. Peki atölyede mi çalışıyor? Atölyem var değil mi? Yoksa evde mi? Resmi Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi var. Orada şu an daha yoğunlukla yapıyorum. Ama çizgi roman, karikatür onları kendi evimde hem ev hem atölye olarak kullanıyorum. Orada. Yani şu an Peki bulunduğum yerde. pandemi dönemi sana nasıl bir etkisi oldu? Faydası mı oldu? Zararı mı oldu? Şöyle oldu bakalım görün. Şimdi Böyle ilginç. Bir tutalım tekrar. Bir ilginç orada. Çok güzel. O, ne onlar? Kediler var orada herhalde. Öyle mi? evet, maskede kediler var. Maskeli Şu an kediler. ayağımın altında da bir kedi var. Aa, ya sorma ya. Şimdi ben yayındayım. Kapıyı böyle tır 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 tırıyor. Bazen böyle tembih ediyoruz yani sahip oldu ama Evet. hatta bir keresinde de şey yaptı böyle yani geldi kucağıma aldım kediyi gösterdim. Ama nedense bizlerin yani böyle sanatla uğraşan insanların malı mülkü yok da böyle kedisi köpeği var. Kedisi, köpeği çok. Evet. Değil mi? Ya Yani ama o tabii bu sanırım biraz böyle sanatçıların ortak özelliği değil mi? tanımsız bir şey. Mesela kimisi köpeği erkeklere yakıştırır. Bakıyorum ben kızlarda daha çok erkek kedi besler mi diyorlar. Beslerken bende var ya. Bakıyorum çoğu kedi besliyor. Şey erkek olanların çoğunda Vay kedi abi var. mesela ben siz de bilirsiniz Anadolu'da şöyleydi eskiden adet. Şimdi değişti. Ben şöyle diyorum. Evvelden kediler evdeydi. Evet. Köpekler kapıdaydı. Bunun bir gerekçesi vardı. Çünkü kedi fare tutsun. Birçok evde fare vardı. Evet. Hatta kedi gider dolaşır. O zamanlar tek katlıydı evler. Bahçeler içinde falan. Gider dolaşır. Akşam yatmaya gelirdi. Evet, Biz ne evet. yersek onu yerdi. Bir işte eski o Hayır, portakal elma evet. sandık kutuların içine toprak koyardı. Toprağa iş şey yapardı. Köpekler de özellikle köylerde avlu içinde olurdu. Gündüz bağlı olur, gece bağlı şey yapılır ki hani hırsız mırsız girmesin diye. Tabii şimdi modernleşme ve şehirleşmeyle köpekler eve girdi. Kediler sokağa çıktı demeyeyim ama kedilerin pabucu tabağa atıldı. Onda işte kızlar falan beslemeye başladı. Onun için belki erkekler kızlar oradan çıktı diye olabilir ya. Ama sonuç itibariyle sanatla uğraşan insanlar malda mülkte parada pek gözü olmuyor. Bir kedisi olsun, bir köpeği olsun, o onu mutlu ediyor diye düşünüyorum ben yani. Genelde öyle. Malzemesi olsun, resim yapacak, artık sanat yapacak malzemesi olsun yeter. He, bir de kağıt kalem olsun yeter. Evet. Peki, gelelim bir de Taşra Zübbesi diye bir kitabım var. Romanım var. Roman. Roman. Roman mı? Ha, roman. Onun Roman. bir hikayesi nedir? Nasıl oldu, nasıl doğdu, kaç sayfa, neden bahsediyor? Kısaca bir anlatabilir miyiz? Evet. Nereden tedarik edebilir seyircilerimiz? Evet. Bu Zokev yayını, Zonguldak'ta Kültür Sanat Vakfı var. Bizim karikatürist arkadaşımız da başkanlığını yapıyor, Kürşat Coşkun. Ha evet. Aynı zamanda temsilci değil mi? Derneğin temsilcisi. Aynı zamanda karikatürcüler İnşallah temsilcisi. buradan çünkü selamı söyleyin. Onunla da bir yayın yapacağız. Tamam. Yapalım. Haberleşiriz. Evet. Aleykümselam. Zokev'den doğru basıldı roman. Üç sanatçı gencin hikayesini anlatıyor. Devam ediyor. Aslında ben ikinci dosyayı da yaptım. Üçleme olacak diye 2015'te romanı çıkarttığımızda söylemiştim. Üçleme olmasına çalışıyorum. İçinde karakterler var. O karakterlerin gençlikleri, orta yaşlıkları diye gidiyor. Sanattan bahsediyorlar. Bunlar sanatçılar. Sanatçı olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada varoluş mücadelesi veriyorlar. Romanda biraz buna değiniyor.
Özellikle taşradalar, yani işte Zonguldak diye geçmedim. Herhangi bir taşra da olabilir. Çünkü kentin ismini vermedim. Evet. Ama herkes kendinden bir şeyler bulabilir sanırım. Taşra'da yetişen herkes. Bu arada Nuri Bilge Ceylan da Taşra'da yetişmiş. Dünya çapında bir sanatçı olmuş. Acaba herkesin gönlünde sanatını bütün dünyaya gösterebilmek yatar hemen hemen. Bu olabilir mi ya da neden olmuyor? Karşısındaki zorluklar nedir? Sanatçı olarak yola çıkmanın zorlukları nelerdir? Aslında roman aşağı yukarı bunların üzerine değiniyor ve tabii ki o taşların kendisi kadar, ruhu kadar gençlerin psikolojileri de var romanın içerisinde. Peki şeyi öğrendik. Karikatür bayağı bir günler sürüyor çizmek. Şey çizim Çizgi ama bir roman. karikatür. Karikatür ne kadar sürüyor? Resim ne kadar sürüyor çizme? Ben Eskiz yapıyor musun? Eskiz günlük yapıyor musun? Eskiz. kurşun kalem kullanıyorum. Ondan sonra çizmeye başlıyorum genel olarak. Çünkü direkt kaligrafi kalemi şunu kullandığım zaman hatalar çıkabiliyor. Hatalara mümkün olduğu kadar yol açmamak için kurşun kalemle başlıyorum. Günlük karikatür çiziyordum eskiden gazetelere. Ona çok özeniyordum. 6-7 saat sürüyordu işim. Üstelik gazeteden de anlamıyorlardı. Bir karikatür herhalde 15 dakika falan sürüyordur çizilmesi diye düşündüklerinden çok önemsediklerini zannetmiyorum ama ciddi anlamda 6-7 saat günlük gazetelere karikatür yaptığımı bilirim. Fakat şey tam olarak şu kadar saatte biter diye bir şey yok. Bazı karikatür hakikaten yarım saatte bitiyor. Ha, Bazı karikatür de 3 gün sürüyor. Çünkü yakalıyorsunuz, peşi gelmiyor. peki resimlerde yağlı boyayı mı tercih ediyorsun? Sulu boya mı, kara kalem mi veya karma mı, hepsini mi yapıyorsun? Şu an yağlı boya çok hoşuma gidiyor. Ama akrilik, sulu boya, pastel bunların hepsi ayrı ayrı güzellikler. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Belki pek çok kişinin de hislerine tercüman olacağım. Bunların malzemesine bizim halkımızın fiyat olarak kalitelisine erişememesi birçok yeteneği köreltiyor bana kalırsa. O yüzden biz malzemeyi tanımakta çok geç kalıyoruz. Keşke bunlar ülkemizde kaliteli olarak üretilse de ulaşmak çok daha ucuza olsa yağlı boyalara, pastellere müthiş sanatçılar çıkacağına ben eminim. Peki, Olay malzemede bitiyor. evet. Malzemeler maalesef çok pahalı. Evet. Peki ders veriyorsun değil mi? Ders veriyorum tabii. Ne dersi? Karikatür mü? Resim mi? Yağlı boya şu an sınava hazırlanan öğrencilerim var. Güzel Sanatlar sınavına hazırlanan öğrencilerim var. Ve hobiyi bir adım öteye götürmek isteyen arkadaşlarım var. İhtiyar gençler. Onlar evet 70 yaşında olan gençler var. Yani 15 dakika 15 yaşının mutluluğuyla resim yapıyorlar. O Ya çok işte hoşuma tabii gidiyor mesela. insanı tabii şey yaptı değil mi? Yani resim, karikatür genç tutuyor herhalde. Zihin olayı, zihin tazeliyoruz. Zihin. Mesela ben karikatür çizip hani gönderirsem mutlu olurum ama göndermesem de böyle çizsem, karıştırsam, şeye de atsam, çöpe de atsam bir deşarj olma, bir rahatlama oluyor herhalde değil mi? Bu şey böyle bu şeyi var, faydası var şeyin, Olur karikatürün. mu? En güzel ve en ulaşılabilir ruhsal tedavi yöntemi bu. Peki o zaman son cümlenizi alalım ve kapatalım. Ve dediniz ya, ben Zonguldak'ta yaşıyorum ve Zonguldak diye pandemi döneminde çok esprisi yapıldı. 31 il ve Zonguldak, ABD 31 il ve Zonguldak. Evet. Bizde de artık ve Zonguldak yerleşti gibi. Zonguldak büyük bir il, çok değerler çıkarttı. Bir dakika. Türkiye'ye de çok büyük katkıları oldu.
O yüzden Zonguldak'ın hakkını Zonguldak'a verelim diye buradan bir taşralılık Evet. yapacağım. Çok teşekkür ederiz. Çok hoş bir sohbet oldu. Çok yönlü bir sohbet oldu üstelik. Tekrar teşekkür ediyoruz kurumumuz adına katıldığınız için. Evet sayın seyirciler, bir ortak bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.